Tabii bu AKP hükümetinin Alevilerle ilgili sözde Cumhurbaşkanı söylediği açılım işte bir adım diye tarif etti. Bu demokratik bir adımdır. İşte Alevilerle ilgili yeni bir açılım yaptık. Alevi kardeşlerimizin sorunlarını çözmek diye kamuoyu yansıyan sözde paket Aleviler açısından demokratik bir açılım değil. Tam tersine bu topraklarda yüzyıllardır kendi inancını özgün ve özgürce yaşayan bir inanç topluluğunun devletin kontrolü altına alma girişiminden başka bir şey değil. İkincisi, Alevilerin 35 yıldır demokratik tüm taleplerinin altını boşaltmak. Alevilerin inancını, ibadetini ve ibadethanesini yok saymak girişiminden başka bir şey değil. Neden böyle diyoruz? Çünkü Kültür Bakanlığı'na bağlı bir daire oluşturmak istiyorlar. Aleviliği bir inanç değil, ibadeti olan, inancı olan, ibadethanesi olan bir topluluk değil. Kültürel bir, folklorik bir yapı olarak görmek istiyorlar. Bunu yaparken de Kültür Bakanlığı'na bağlı bir daire ile Alevileri kontrol altına almak, Alevileri ayrıştırmak, işte devletin Alevisi, devletin Alevisi olmayan diye toplumu bölüştürmek girişimden başka bir şey değil. Elbette ki seçime yönelik dedim ya, yani kendi iktidarlarının devamlılığı için düne kadar küfür ettiği, hakaret ettiği, her konuşmasında, her fırsatta bu inanca ağza alınmayacak hakaretler eden bir cumhurbaşkanına karşı karşıyaydık. Yani Cümbüş Evi'nden tutun, Alisiz Alevilik'ten tutun, sapkınlıktan tutun, dış güçlerin işte özellikle Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı Alevileri Türkiye'ye karşı kışkırtan bir misyonerlik cümlesine kadar her şey kullandı. Böyle bir adım atarken birinci sebebi ne olabilir? Birinci sebebi şu, tabii ki sonuçta kendi iktidarlarını Türkiye yönetemez hale geldiler. Hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda Türkiye her geçen gün uçurumdan aşağı hızla aşağıya doğru gidiyor. Kendi iktidarlarını yeniden sağlayabilmek için düne kadar kötü dediği, düne kadar öteki dediği toplumun her kesiminden bir şeyler görülmeye çalışıyor, bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Ama şu cümleyi tekrarlayalım, attığı adımın hiç olumlu bir tarafı yok. Bakın kamuoyunda cemevlerin elektrik, su ve buna benzer bakım, onarım, tadilat gibi işini kolaylaştırmak için bir adım diye gözüken söylemin arka planı çok tehlikeli. Yani keşke mesela gerçekten de hükümet veya devlet Alevilere dair bir olumlu adım atacaksa şunu yapabilirdi. Sadece belediyeler kanunu ya da Büyükşehir kanununda bir değişiklik yapardı. Bir de imar kanununda bir değişiklik yapardı. Cemevlerinin imar planlarında yapılmasıyla ilgili bir kolaylık sağlayabilirdi. Bir de belediyelerin şu an gayri resmi yaptığı, cemevlerine yaptığı desteği resmileştirdik. Yani kiliseye, camiye, havraya, sinagoga, okula, hastaneye, devlet kamu kurumlarına belediyelerin yapmış olduğu desteği belediyelerin yasasını değiştirecekti. Bu şekilde olabilirdi. Ama bunu ön plana çıkartıp arka planda Alevileri kontrol altına alan, yöneten, yönetmek için ipi elinde tutan bir adım atıyor. Çünkü sizi bir daireye bağlıyor. Bundan sonraki mesela şu an Garipdere dergahında duruyoruz. Bu dergah kurulacak olan dairenin kontrolünde olacak. Buranın yönetiminden tut, içindeki faaliyetten tut, yapacağı işlemden tut, yapacağı inanç ritüelinden tut, her şey. Eğer o daire uygun bulmuyorsa engel olacak. Belki yarın o daire şunu diyecek. Siz Kültür Bakanlığı'na bağlı bir kültürel bir faaliyet gösteriyorsunuz. Burada cem ibadeti yapamazsınız bu binada. İşte hakka yürüme hizmeti yani cenaze hizmeti yapmayacaksınız. Tabii Erdoğan'ın samimiyetsizliğini biz her fırsata söylüyoruz. Yani samimi olsaydı 20 yıldır iktidarda bu ülkeyi yönetiyor. Bir kararname ile Alevilerin demokratik taleplerini rahatlıkla bir kararname ile düzeltebilirdi. Ama seçime giderken bu yaklaşımı, bu samimiyetsizliği Alevi toplumu aslında da görülüyor. Alevi toplumu AKP'nin en başarısız olduğu alandır. Türkiye'de 20 yıldır iktidarında her toplumsal kesimden istediği şekilde bir oy oranı aldı.
Mağazama çok. Belki en başarısız olduğu alan Alevilerdir. Şimdi Alevileri de parayla yani akçeyle terbiye etmeye çalışıyor, çekmeye çalışıyor. Çünkü ülkede ekonomik kriz var, ülkede insanlar yoksul, insanlar aç, susuz. Parayla insanları terbiye etmeye, insanları yönlendirmeye çalışıyor. Ama bu oyunu Aleviler bozacak. Alevilerin AKP'ye vereceği bir oyu yok. Aleviler çünkü AKP'nin 20 yıllık zihniyetini biliyor. Geçmişini de biliyor zaten ama 20 yıllık zihniyetini de gördü. Ya şimdi Türkiye'de tabii ki Türkiye'de maalesef her türlü kin, nefret ve hakaret söylemi yasal olarak Alevilerle ilgili bir şey yok. Yorular Birliği'nden bir destek alamadık. Emek örgütlerinden bir destek alamadık. Ey hükümet siz bir inancı bu topraklarda yok sayamazsınız diye bir ses alamadık. Ya da bu ülkede sol sosyalist çevreden yeteri derecede destek alamıyoruz. Herkes sessiz. Herkes suskun. Sanki bir inancı bu topraklarda yok saymak birilerinin herkesin içine giriyormuş gibi herkes suskun. Tam da bu kimliği, bu inancı yok saymamayla ilgili direnişi Aleviler dışında, Alevi kurumlar dışında Alevilerin dostlarının da desteğe ihtiyacı var. Yani Alevilerin kendi dostlarının desteğine ihtiyacı var. Yani bugün Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren her kesimin Alevilere yapılan bu onur kırıcı davranışa karşı bir Alevilerin yanında olması lazım, ses vermesi lazım. Maalesef bu konuda dostlarımızdan destek alamıyoruz. Bir başta son cümlemi tekrarlayayım. Bu ülkede Alevi kimliği, Alevi toplumunun inancı, kültürü, özgürlüğü, demokrasi bu ülkenin kazanımıdır. Dostlarımızdan bu ülkede demokrasi mücadelesi veren, laiklik mücadelesi veren, özgürlük mücadelesi veren her kesimin Alevilerin bu kimlik mücadelesine sahip çıkmaya davet ediyorum. İkincisi, hükümetin derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin Türkiye seçime doğru giderken, onca olumsuzluklar yaşarken Alevilerin sorunlarını çözme yerine sorunlarını büyütmek, sorunlarına daha fazla sorun ekleyen bu tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi geri çekilmesi konusunda daha fazla desteğe, daha fazla sağduyuya davet ediyoruz. Hükümete de şunu söylemek istiyoruz. Biz bu topraklarda siz kabul etseniz de etmeseniz bu inanç bu topraklarda vardı, var olmaya da devam edecek. Siz inkar etseniz, siz her türlü duymamazlıktan da gelseniz, her türlü oyun oynamaya da çalışsanız bu inanç bu topraklarda var olmaya devam edecek.